Atıyorlar onu da. Ana yola gelene de oradan gelenmiş. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tabii ki bugün Arife gün. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Biz şimdi Nazan komşumuz darı verdi. Onu içeceğiz burada. Oturuyoruz, balkon keyfi yapıyoruz. Tabii ki bir yanda kardeşim, bir yanda yeğenimiz Burcu. Hatice'miz de çekiyor sağ olsun. O pek ekran karşısına çıkmak istemiyor ama yavaş yavaş onu da alıştıracağız ekrana. Eşim de geldi, o da alışmadı, bir sonunda alıştı yani bu işlere. Hemen görünmeye hazır. Görünüyor mu? Ateş de daha yanmamış tabii ki. Bakalım ne zaman üçeceğiz. Gecenin yarısında mı üçeceğiz darılara? Bugün baklava yaptıydık. Bir de baklavanın daha şerbeti dökülecek. Bakalım ne zaman dökeceğiz. Daha burada darı yiyeceğiz de, eve gideceğiz de, şerbeti kaynatacağız da. İşler çok. Değil mi? Kardeşler yapar o işleri. Bu bizim Figo değil mi? Ben bunu bağlamıştım. Figo. O değil mi? Figo işte. O değil. O değil. Ben onu durdum. Pamuk! Aynı bir köpek gibiydi. Bize kirlimiz geldi zannettik. Doğru. Vallahi acaba kirlimiz mi? Ben kirli diyorum. Kardelen Figo diyor. Pamuk deniliyor. Üç tane isim var. Bir de Nazımız var tabii ki. Şimdi bunlar baklavalarımızın şerbetleri. Daha biz çünkü eve gitmedik. Burada hem cenderenin şerbeti var hem baklavanın. Şöyle göstereyim. Bu 2,5 kilo. Çifti 2,5 kilo şeker kattık. 2,5 kilo da su. Evet. Yani eğer yapmak isteyen domuz içine şekerin ayarını bilemeyen 2,5 kilo bu çiftinden doldurup da suyunu katlama denk oluyor. Bunlar kaynayacak. Daha yeni kondu ocağa, çünkü biz evden geldiğimizde konmuşmuş. Onun için başlangıcını çekemedik ki tabii ki. Bunları kaynadıktan sonra biraz daha iyicelen böyle sarardı mı? Ne diyelim, 2-3 damla limon suyu katacağız. Tabii ki limon almış görmeyeceğim. Limon olmadı mı da limon tuzu da katabiliyoruz. Bir tane ama fazla değil. Biraz ekşimi daha fazla oluyor o zaman. Ben şerbeti ılık, yani ılıktan biraz sıcak ama ilk kaynamış. Buhara gitmesi lazım. Baklavamız soğuk oluyor. Buz gibi olacak baklava. Tabii ki o sıcak olmayacak, yoksa hamur olur. Tabii ki katarken de göstereceğiz. Bunlar kaynadı mı, biraz sıcaklığı gitti mi, üzerini gezdireceğiz. Üzerine zili kapatacağız. 5 dakika duracağız. Ondan sonra yarın Allah nasip ederse tabii ki. Tabii ki. Sabah kahvaltısında, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde bir gelenden gidenden yiyeceğiz. Yatana evet. Kadar baklava yiyeceğiz. Aynen, yatana kadar. Kalkacağız. Burcu da öyle diyor, yeğenimiz de yatana kadar baklava yiyeceğiz diyor. Öyle. Çünkü yengem siz daha çok yiyeceksiniz bizden. Bir de olsun bir cendere var. Öyleymiş. Bir ekmek kadar bir baklava. Birimiz baklava istedi. Neden? İşte babam baklava demiş. İşte baklava iki çeşit demiş. Olmuş. Daha ben eve gidince benimkiler var. Belki onu çekemeyebilirim. İnşallah çekersem ama kalır çekemem çünkü. Telefonlarda da süre yer olmadığı için. Benim de bir davuzinsi baklavam var. Aynı ölçüde bu şekilde şekerim falan ayarladım. Eve gittim kaynatacağım. Ondan sonra dökeceğim. Sabaha hazır olacak yani. Aslında biz dökmüyoruz kardeşler. Halayın burada. Babaanne de burada. Tamam. Aynen biz bayramda. Onlar bayramlı... iyi ne olur anne kız, bozulur da. Bozulur. Şey, difrizi koruruz. Böyle neydi o? Streç mi? He. Onu sararız böyle. İnce büyük dolap alıp onu böyle dikteyse dayarız. Hiçbir şey olmaz baklava. Mantıklı. Tabi. O zaman biz öyle yapalım. Mesela tamam, pastanedekiler işte gelip koyuyorlardır değil mi onu? Direkmen hemen yapılmıyor burada. Şu şeker biraz kaynamaya başlamış. Sıcak suyla mı bulduğunuz zaten? Ha, ne sıcak. Belli birden kaynamış. Şimdi aşağı indik. Babaannem evin arkası ateş yaktı. Nazımız da ne güzel burada yatıyor. Emmim Nazlı'yı yıkamış. Ama hala yazık, köpek pek kurumamış. Neyse. Babaannemin şöyle size bahçesini göstermek isterdim. Hatta biraz belli oluyor da biberleri. Ne diyorsun kız? Mısır patlatacaksın, ütüyorsun. Ha şey var ya, süpürge zarar olmaz mı, günü olmaz mı? Çevirdim, bir şey ettim bari ya. Anladım, o kadar yok, bir yer yok. Yeşilliğine şuraya bir şey gel. Bir gel, şöyle şu yanıma mı? Bak hem içeride elim acıda. Başka bir şey yok mu? Şuraya başka ne gelebilirim? Şu kovaya kova etsek üzerine. Aa, o kova dursun orada, domates var orada güzel ağır. Başkana kovayı şöyle kapatıveren üzerine. Burada da soğanlar var. Babaannem geçen gün toplamışlardı halam bahçeden. Aa, öyle olur. Şuraya geçiriyor değil mi?
Şimdi biz buraya darılarımızı soyacağız. Birkaç kişiler demiş, biz bunları darı diyoruz. Yani şehirdeki ne mısır diyor. Biz aynen. Alışkanlık hali geldiği için şunu darı diye sürekli darı deriz. İnşallah nasip olursa kendi ektiğimiz sılaç tarlasındaki darılardan da üteriz. Eğer Uşak'taki olanlar, gelmek isteyenler buyursun gelsin yolabiliriz yiyecekleri kadar. Şunu söyleyeyim. Ben Uşak'tayken takipçim gelmiş yurt dışından. Uşak'ta duruyorlarmış. İki kişiymiş ama Kardelen hiç aklına gelmemiş isimlerini sormalarına. Onun için buradan onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bizi görmeye gelmişler. Eğer kendileri bu videoyu izlerlerse bir yorum yaparlarsa memnun olurum. Kimin olduklarını bilmiş olurum. Onlar da Esentik'te parkında mı duruyorlar? Fatih Mahallesi'nde evet. Evet. Açfin orada duruyor Zeda abla da. Gerçekten isimlerini sormak hiç aklıma gelmedi. Almanya'da yaşıyorlarmış sanırım. Büyük ihtimalle buraya da izne gelmişlerdir tatile. Yani teşekkür ettik bizi görmeye evet. gelmişler. Çünkü kardeşim demişler annen bozkuşu ekmeği deyip duruyordu diye. Onu almaya geldik demişler. Evet, o konuda ekmek almışlar. Aynen. Ekmeğin olduğu için. Hani bayram arifiden bir gün önce olduğu için bizim köyde ekmek oldu. Normalde öğlen vakti ekmek bulunmazdı köyümüzün ekmeği. Ferah yenge duysun bak ekmeğini ünledi dedim değil mi kardeşler? Öyle. Gerçekten ekmeğimiz güzel olur. Hani tazeyken yemesi daha iyi olur mesela bana kaşında. Hele bir sulu yemeklerde falan banıp banıp yiyeceksin. Öyle. Şuraya oturayım bari ben kardeşlerimle. Nereye? Şuraya yer oturayım. Bunlar da diş diş herhalde. Sağ olsun bunlar da nazan konuşmuyormuş ütün diye. Sapları da bizim ineklere yaradı. Aynen duruşu olmadı. Biz her sene böyle darı tarlasındaki oldu mu ya tarla dütük geliyoruz ya evde ütüyoruz mesela bir el araba getiriyoruz. Nasıl bulursa bu sene kardeşim bir el araba geçeceğiz. Yani bir el arabada ne oluyor? 40-50 tane oluyor. Evet oluyor. Poşetli 7'şer 8'er bozak bize denk gelir zaten. Kışın yemesi güzel oluyor. Tabii ki mahalleyi de dağıtıyor mesela veriyor. İsteyen götürüyor. O şekilde darıyı ütmeye. Görümce mi sen dedi darıları soyuk o dedi kızlanan dedi. Tabii ki görümce görümceleni yapıyor. Aşağı eğin dedi ben de eğindim. O da şeyi bak. Sofi bezini al dedi aldım. Boy dedi boynundan vuruyor. Ben de dedim konu görümcesin dedim. Görümceleri yapıyorum dedim. O şerbeti kaynatacak. Bakarak olacak. Ondan sonra tabii ki döküm işlenirsin. Ben yapacağım. Çünkü Ramazan bayramında yaptıydım. Hoşuna gitmiş. İnşallah bu da daha güzel olur yani. Allah'ım gelenden gidenden yedirmeye nasip etsin. Yarı bölen mi? Yarı yer çünkü sabah kalkmasın. Yiyebilirsin. Hoca ablam biraz önce söyledi. Sabah yiyelim, öğlen yiyelim, akşam yiyelim diye. Böyle seyircez yani gerçekten de. Ama çok güzeldi. Şu arada hayırsın. Şunu diyeyim. Bir baklava yani. Değil. İnşallah herkes ailesiyle bayramda güzel bir bayramlı olarak bir kurban kesebilir ki inşallah kimse kesmeyen kalmasın. Yani sen kurbandan bahsediyorsun ben de diyorum ki herkes ailesiyle inşallah güzel bir bayram geçirir. Yani ona gücüm geldi ama senin dediğin de doğru benimki de öyle. İnşallah hiç kimse kesmeyen kalmasın yani Adana'nın yerini getirtirsin. Bu arada aynen. bizim de bir tane evden yetişme büyüğümüz vardı. Yaklaşık 2 yaşında falan vardı. Bugün o da gitti. Çünkü kesim olacağı yere gitti. Kardelen'le niye gerçekten çok üzüldük. Çünkü Burcu bile üzülmüş. Evden yetişti çünkü. Yani onu o nasipmiş. İşte. Bu da şeyle ne diyor? Sensör. Sensörlü miymiş? Asansörlü miymiş? Oturacak bir şey yok ki. Ama bu bizim ilk ütme sevkimiz bakalım. Şey bu sene daha hiç darı ütmedik. Tamamlar ne gibi sizin herhalde. Annenin nesi? Nazlı! Sus! Nazlımız da orada. Şey gitmesin diye godun. He. Gerçekten. O yanık duru bak. Ya. Domatesi gitmesin diye godun ha. Gerçek. Bir oturamadım ya. Hey. Aslında burada yapacaktık. Burada da yeşillik olduğu için. Bunu da yolda yapmaya karar verdik. İnşallah ben bunu tutabilirim. Kardelen kaç. Çekildi. Oo. Suratı mı koydu? Küller de uçuştu. Bir bakalım. Aa. Annem bayağı yaşadı ona. Helal olsun sana. Nazlı. Orada çıkan olmadı. Rüzgar gelmedi kuytuda. Sensör de sönüveriyor. Rahat verin. Avre direğin altına yaşıyor. Uşş.
Gördüğünüz gibi getirdim bak. Vallahi ne acarım. Değil mi kardeşler? Biz kaç sene önce Nazmi teyzemin orada mangal yapıyorduk. Yanan sobayı taşımıştık. Tandırı götürdük. Kaç sene önce. Babam kardeşlik piknik yaptık. Yağmurluydu bir gün. El arabanın üzerine tandırı göttük. Evet, o aklıma geldi. O duman da çıkıyordu üzerinde. Hatta fotoğrafı bile vardır. Kardeşim sen tepsiyi koy. Ben şunları yapıyorum. Olmadı. Daha soyuyoruz bakalım. Ezan dokunuyor, yatsıdan dokunuyor. Tabii ki ezan sesinde dinlemek isteyenler çok var. Hatice kapat mengem oldu mu? Ezan bitti Sega'da. Duysun. Allah'ım yurt dışındaki olanlar gerçekten bizler devamlı ezanı duyuyoruz. Hasret kalanlar da var buna. Olmuştur, varıp da pişireceğiz. Bir de pişiriveriz. Annenin çoluklarını, kızın gelin devir yengem. Nereden okursaydın? Çar nasıl okur valla? Bilmem o kız. Kendin kırdı ağzını sayısı unutmaz o. Darı mı geliyor? Anneanne. Tavukların birini kap geldi, pişirelim şurada. Gaz da olur. Gaz. Gazı yedem, taze durma. Hayır, demez ki anneanne. Doğru da bakalım şeyse koyarım. Sözü mü? He, bence olmuş gibi ya. Şunu aldım olsa götüreyim. Şurada şunu aldım olsa çekirgeler duyamadım. Şu olduğunda. Çeviriyorum böyle. Böyle şey yapmış olması böyle ya. Annem verir. Annenesine mi göz çekmeyemiş? Yoksa annesi bile verene. Adamın da yeriyor. Onu aracık ben kendi için. Şey etmiyormuş. Ebe de yemiyormuş. Ben ebesi bile mi göz çekmeyemiş? Tamam bizim göz çekmeyemiş. Tamam. Gitsin mi zaten? Hata mı ya? Ah gitsin ya. Kadının darısı var da yerine. Düğün önü yakarız. Dur lan at canım. Bir de ayak. Şöyle doldu. Yansın arkada. Şimdi şey. Çabuk kömür onunla. O koyayım mı? Bu. Koyun. Bu. Zehirler mi? Ama övmedi ya. Eşi mi? Kömür mü? Çabuk kömür. Ama övmesi lazım. O zaman hiç övmesi. Sallamaya gerek yok. Sallamıyor mu? Rüzgar savurdu. Geç su. Saplı olsun. Nazar değdin bir telefonuma. Sen interneti verme, verme değil mi kardeşim? Verdim ya kız. Koç ele güne karşı. Kötü kız diyecek ya kızımı. Ben de yere de gene eğleniyor yengem. Korktum yengem ben bir an. Korkma kız. Yemek isteyen hemen çıksın gelsin bak. Yoksa kalmayacak şimdi bu arabanın kimseye. Biz burada şimdi 5 kişiyiz, balkondakiler de bekliyor, biz size gelecek. Herkesi bekleriz. 10 kişiyiz. Tabii ki. Abi ne yok mu? Gittim ya. Gittim kardelen ya. Gitti. Köy darısı, organik ve doğal. Öyle. İyi mi? Sen de dursun ben olanları götürüp vereyim isimler sıcak kalın. Yemesin ha yengem biz burada ütüyoruz kendimizi yemeyeceğim.
Bir fotoğraf çekelim. Anne bir pişsin de fotoğraf çekelim. Tamam. Tamam. Bizim Minnoş nerede? Karyamızın gözükmedi akşamları. Tutkattaydı kız en son. Hatta abimin kolunu cırmaklamış ya dedi ya. Ben onu duymadım. Ben onu duymadım da hayır. Süt katıverdim ben Burcaban buzağlar süt içirkene. Ondan sonra görmedim bir daha. Vardı vardı ben gördüm. Oturayım bari ya bende iş yok. Halay niye diyor ki? Nasıl istiyorsunuz? Az pişmiş, çok pişmiş, orta pişmiş. Tanesi 3 lira. Beş, küçük boy 3. Büyük 5. Haydi lan biz darıyı sattık. Ne kadar kazanmış olduk. Tarlaya oraya 3. Anlamadım. Suç musulcular var ya. Alıyorlar patatesi, atıyorum ne kadar, 6 lira mı ne şeyde. Sen onu yiyemedin yine, şöyle bardakta olanla mı? Ha. Ama alıyorlar onu tabii her zaman. Şeyden. Döktürün sen bütün baharatlardan. Anne var ya, birinde alacak bir şeydi. Anlamadım. Kömürün poşeti 20 lira. Kömürün poşeti 20 lira. Poşeti 20 lira mı? Ağrını çıkartıyorsun parayı. Süt mısırcılar çok iyi para kazanıyor. Bak alıyorlar paketine, atıyorum en beter 10 lira yapsın, kaç bardak çıkarıyor? Hangisi şu? Şimdi bunu şuraya bulayım. Şimdi bak kaç bakın, bardak. Bakın darımız oldu. Darı darı. Biz bunu darı diyoruz. Şey yeniyor mısın? Yazın bu iyice. Şu iyi, dur şöyle. Aynen güzel oldu. Hafif sağ olasın. Şunu vereceğiniz mi? Tepsi getiren mi ya? Yanlış mı? Şöyle kapacaksın. Aynen öyle. Kendileri sesini mi? Doğru kendileri sesini onu değil mi? Allah olsa. Tepsi vermedim mi? Sen bize bir tepsi verir misin ya? Kapçımda da yazmıyor öyle. İçeri girmiş. Bizim şu olsa olsa değil şuradaki. Bizim tabii ki garantide gözükmez. Evin dibindeki şurada köy darısı var. İçi karışık sıraç darısından. Tam gözükmüyor. İnşallah ondan da görünüyor maalesef. Yarın da bakalım inşallah nasip olursa kelle itmeyi düşünüyorum bakalım bir. Tabii bulabilirsek. Bulurum ben ona. Fazla delememiş. Kömür olmuş galiba onun ucu. Ben kaynatmasınlar çok seviyorum. He? Dur yok aynatmasın. Ben közü meydan tutuyorum. Kaynatma efekti sevmiyorum. Dışta mıydı dolapta mıydı? Dolapta. Yok bizimki de şolmuş. Dışta olunca ya. Ben godum. Ekşimiş. Gece godum da şey olmuş. Ben boyamadıydım. Çikin olmuş. Ben de maşanemi çalamam ya. İlla boşalttım. İlla benim ellerim değecek yani bu işe. Hangisi şuna lan mı? Evet. Hepsi getiriyor mu hem de? Vermemiş ki. Koy en değil mi ben şuradan da yani. Götüreyim mi bunu? Bir tane daha vereceğiniz mi? Gitmişken iki tane götüreyim bari. Yok. Ben şunu şeyden şöyle. Bunları kapçıklarını böyle sarıyoruz tabii ki. Ya ben yapmıyorum. Ne oldu ki? Pişmemiş. Yanıyor olay ya. Beğenmemişler. Gördünüz değil mi Hatice? Evet. Otur da yengemiz beraber ye. Sık çevirin biraz. Sık çevirin de. Yapmadan. Gelin istediğiniz gibi yiyin. Geldiniz bakın. Bunu burasını açık daha koy verin. Pişmemiş abi daha. Kimin bu beyaz daha. Ay. 40 yaşındayım ya. Ben de 41 yaşındayım. O zaman sen benden evli koca aldın mı? 40 yaşındayım. Dizlerim pes ağrıyor. Vallahi Allah'a şükür. Bende bir tempo var. Size anlatamam inan ki. Dizlerde bir sorun yok benim. Bazen film peştim. Ayaklarım ağrıyor. Şurada kendim. Şu mu? Bunu yanındaki. Şu. Şu.
Onu yeni koyduk. İyi kızım. Şu gibi yengem ya. Ne dediler bunu baba mesela? Vallahi ben daha Cemre'nin yiyeceğim şimdi. Ne oldu? Kaç bir şey. Baba anne ben halama tereki tepsi dedim. Hı. O yok sanırım. Şu vardı ya senin. Kurçuk koyver altına. Tepsiyi verdi. Yanarsın dedi. Bak önüne bak. Bu yanarsa dedi alıver Cemre'de. Anneme sonra dedi. Valla anne surat olur. Ben bir tane tepsi gel tepsi. O garibim de yazık halay verdi zaten diyor. Oluyor. Kapçık koyver altına. Kapçık koyver. Hatice de verin. Kız çocuk bizi çekiliyor burada. Hatice şu bütçeyi yiyecek olacak mı yengem? Al. Getir verem ben sana. Sesim duyabilir Hatice. Yemez duydun. Anneciğim ne? Yemez. Bak tekbir çekiliyor. Ha. Ha, deme. Neymiş? Şimdi tekbir başlandı. Yaz sezeninden sonra. Valla. İnsanı bu etkiliyor bu tekbir sesi ya. Sallayayım mı? Umarım ezan sesi, tekke sesi duyuluyordur size. İnşallah, inşallah. Her zaman yazıyorlar, yurt dışındayız, ezan sesini duymuyoruz diye. Hayvanlarımızın nasibi tekbir. Bugün çarşıdayken kamyon içinin arkasında keçiler vardı. Tabii çarşıda kalabalık. Keçiler böyle etraflarına bakıyorlar. Dizildim onlara kendime. Deme nereye gidiyoruz? Aslında bir yere gidiyoruz. Bizimkini salacaktım ben abla. Biz var ya kardelenden dedik ki 2-3 gün kala kardelen saklayan bari, kaçıran bari dedik. Nereye saklayacağız? Mandıcan kocaman gibi. Ben bir de Allah korusun öldü zannettim. Böyle yatmış bacaktan uzatmış kafasına. Ama bir koştum terli yine. Ayağını bir vurdum kafasına. Şöyle bu isim hayvan uyuyormuş. Uyuyormuş. Kıyamam ya. Şimdi laf etsin. Çok mu? He. Mal mal bakıyorlar. Oo, çok sıcak. Bakın. Yani. Bu kimin? Boş. Bunu yiyemem. Kolayla sen de istene. Bir de kaynatma varmış. Kaynatmayı diyemem. Yiyemem. Burcu ablam bizim için yukarıdan şey getiriyor, kaynamış mısır. Vallahi çok sevindim kaynamış mısırın olduğuna. Çünkü ben onu daha çok seviyorum. Babaannem de ben gibiymiş. Ben ikisini seviyorum kardeşler. Ama en çok ağırlık olarak kaynamış mısır tabii ki. Bunu da geri git demem çünkü. Dara tabii ki nohudundan dara bir erdiğini, yani bir olduğunu bir erdiğini görürsün derler. Buldum. Gerçekten bir haftada öyle. Erdiğinden dolduğu bir olur. Yani ikisini de yiyeceğiz. Gomu bana 3 darı getirmiş bunlar da oraya. Aysun bizi iste 3 darı mı düştü ga? Hayır babuka. İyi geldin yiyoruz. Hem yiyoruz hem sallıyoruz arada. İçim yanmış be. Neydin ga? Tuzlu kurba mıydın akşama? Canlı yörük dedim. Yarın düğünün ciğerini yiyeceğim. Nasıl olursa. O var ya kavurma hayali kuruyordu biliyor musun? Moralini bozduk biz onun. Sen ciğer yemez misin? Niye organize de o? Kokusuna bile gelmez. Ha? Kokusunu bile duymaz. Babaannem de ne içeceğiz diyor. Dayımdan pay gelir sonra yakından kavurur. İyi gelecek o da bilmez tabii ki. Biz zaten ne zaman geleceğiz? Akşam neyse paranız kesilirken vekil vereceğiz. Vekalet vereceğiz. Sabah kesilmeyecek mi bana? Ne çek bundan sonra burada? Bana değil, düve mi? İsmi Gamze. 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 Nasıl unutursun ga? Nasıl unutursun sen ismini? Yani şey, cesurun. Nesi oluyor? Cesurun üvey annesiydi. Bir boşluk buldum onun yanına gidiyordu, emiyordu, onu emziriyordu. Kardeş sabahla bile emiyordu onu. Süt olmayan hayvana. Nasıl geceniz bu sene hayvanımızla? Üzülüyoruz ama gerçekten bak. O kesilmezse sizler mi kesileceksiniz? Öyle iş olmuşuz mesela. Mesela ben onun yanında kesildikim öyle bakamam zaten.
Karen birinde hayvan sattık da bakma dedik. Evet, o burada kesilip sahipleri götürmüştü. Abi, kasap gelmişti eve. Nasıl evde? Her tarafı burada. Yemiş bulundum diye pişman oldum sonra. Elinde kesileceğim. İki tanesini kaç tane dedi. Onun kötü olmuş. Mezar dedi. Vallahi benim bacaklarım buz gibi oldu. Sen niye tabureye oturmuyorsun? Bakçıya oturdum he. Tabureye otursan iyiymiş. Aklıma gelmiyor. Yer daha iyi geldi. Yer oturmadım. Vallahi bizimkilerin keyfi gibisi yok. Oraya balkona oturdular. Aysun şeker kaynamadı mı şerbet? Kıstın mı? Az bir koyulaştım zaten kapatıverem. Onu buharı gitmesi lazım. Sıcakta ondan sonra dökülecek. Babaannem garibim habire pişireceğin diye uğraşıyor. Yoksa emin beğenmez vallahi. Demin ne demişti o çiğ dediydi. Baklava enimiz de bulacak bakalım. Olmaz. Gaynım oturuyor balkonda. Kesin bir şey bulacak. Gaynım şimdi duyacak. Bir makkak bir yemeği dört dörtlük olsa da bir misli de bulur yani. Baklava diye şeker eksik olmuş diyecek. Yakatı fazla yayınca. Ananın bir şey dinleyeceğiz sana. Bakan bilmiyorsun değil mi? Ananın bir şey. Babaannem öyle diyor bana. Ananın bir şey dinleyeceğiz. En iyisi. Bir boş abi yine diyor. Ne dedi o? Çukur çıkarken damdan çıkarken karnelerim şimdi. Pazar günleri diyor, bir kahvaltı diyor, koyuyorsunuz diyor, ağızları kapalı diyor. Demlik de diyor, çay soğuk oluyor diyor. Allah evveri ver, ne dedim hanımın baksın diye. Biz 9-10'da yapıyoruz kahvaltıyı, o 3'te 4'te yapıyor. Yani öğleden niye? Sonra yapıyor. Aysin neyi bakçı? Bir laf vardır, sona kalan dona aynı kalır diye. Ama. Bilemedi. Yani. Hadi yavrum sen yukarı çık. Ben yapamamış. Ben şerbeti bak evde gelin. Şimdi şerbetler kaynıyor. Tabii ki görümcem çağırdı ben darıyırken. Şerbetleri bakıyor diye. Bundan bunu yeri değiştirdik. Bu buradaydı. Bu deliniyordu. Şimdi bu kaynamasını bıraktık. Bunların limonlarını sıktım. Yani her bir şeyi yarım kaşık limon akıttım. Çünkü limonun suyu neden gerekiyor? Şerbetlenmesin, koyulaşmasın diye. Bu da haliyle bir evde yiyecek. Onun için gerek yok fazlasına. Burada ekşimsi bir tat olur. Görümce de oradan duyuyor, gelin de dert demiş, içine limonu de. Bunları artık kapatacağız. Az daha bir dakika durdu mu? İlk sıcaklığı gittikten sonra, ondan sonra yani ılık da olmayacak, sıcak da olmayacak, ikisinin bir arasında. 10 dakika sonra falan mı? 10 dakikaya varmaz. Hafif bir sıcaklığı, bungunluğu gidecek şekilde. Nazmi Deyzen bana öyle diyor. Sıcak yani döksek seni demiş ha, dediğin gibi hamur olur. Hamurlu olacak. Bir de zineyi kapatacağız kabarması için. İlkten şerbeti dökünce böyle bol gibi oluyor şerbeti suya ama çekince sabah hiçbir şey kalmayacak. Öyle. Bunlar artık bu koyulaştı, şunları kapatıyoruz. Bunlar yaklaşık 5 dakika durduktan sonra sinirleri dökeceğiz üzerine, o zaman gösteririz. Şimdi dediğim gibi şerbetin ilk sıcaklığı gitti, bumbunluğu diyorum ben. Buna pek kaynak olmasın, namırsı olmasın. Baklava içimiz soğuk olacak. Baklava şerbetimiz kaynattığından biraz soğumuş olacak. Şimdi döküyoruz artık. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın gari ağızladığına yedirmeye nasip etsin. Bunun üzerine yaptıktan sonra hemen zineyi kapatacağız. 5 dakika falan durdu mu kabardı mı zineyi alacağız üzerinden. Buraya merdiven boşluğunu koyduk. Neden koyduk? Çünkü serin diye. Mutfak haliyle sabahleyin güneş görüyor. Ne kadar desen güneşte sünemleşir mesela, 2 günün içinde bunu kaldırmamız lazım tepsiden. Çünkü hava çok sıcak. Görüş çok güzel değil mi? Bunun bir tanesini bunu yıkanıysan iş bozulur. Orada şerbet şey olmayacak, birikir. Zeki bir çubuğu da aldım bundan. Değil mi? O baklavanın yanında. Beynine de sorak olduğum için ağırlık olarak solağı kullanıyorum. Şunu güzel kesmişim vallahi kardelen çiçeğini. İki kardelen internette açtı baktı vallahi. Öyle olmasam hiç. O ne? Ben babaanne. Mutfakta ya. Bilmem var zannettim. Bir anda boşluğuma geldi. Bundan dolabı korumusun Aysun. Korusun. Hani ben de alam diyordum bugün aklıma gelmedi kız. Şeyi girdik, dolap poşeti aldık ya.
Evet. Oğlan buyurun derken o aklımdaydı. Sızdırmaz biz dalam diyordum. O sırada kafam gitti. Poşet neyse ya, dondurma kabı falan var evde. Peynir kabı onları var. Yani ha, onları katarız. Onlar evet. Bu arada büyükleri var anne. Evde sızdırmaz var. İşte ona dedim, ona bir küçük şeysi olsun diye. Öyle. Aysin bak şimdi bu büyük gözüküyor ya. Çoğunca gözüküyor. Bu bunu, aha, bunu alır hepsini alır bak. Alır sorar o. Mesela sabahı da akşamı da. Hatta anne hani biraz önce de söylemiştin değil mi? Hı. İlk döktüğümüzde çok oluyor tabii, diye sonradan sabaha kadar. Çok gelir mesela ilk dökünce. Sonra o durdukça haliyle burun olacak. Yavaş yavaş emecek içine. Böcek mi geldi? Yok. Benim her zaman dediğim gibi yeme de yanında yat. Gerçekten öyle olacak. Hala senin küçük var ya baklavan burada o da. Onu da şimdi dökeceksiniz mi? Onu sonra bir şey yapacaksın. Görümcemin iki tepsi. Maşallah o çok olsun dedi. Seviyoruz dedi. Çünkü beş kişiyle bir ailede üç tane mazalardan hane. İki deşinden kendisi beş. Gel, dolabı koymaya özendi o. Onun için fazla etti. Biz de ben de bir davulun hissettim. Karbonhidratı bana koyar mı dedi. Gireceğin çıkacağın yiyeceğin dedi bakalım sözden. Öyle. Sonradan yemesi daha çok hoşuma gidiyor. Değil mi? İyi oluyor ben gerçekten. Ben de sizden özlendim de öyle koyayım. İyi işte. Mesela hala bundan çok koyamasam bile cendereden diğerinden ya koyarsın. Biz yemediğimiz koyarız bakalım. Kışın falan çıkarırız. Ama koyacaksan yarın koy. Akşam ne? Dolabı koyacaksan. Ertesi gün koyma yani. Tamam. Bayatlattırmadan, şey sormadan. Ayır kız mesela tencereye kaçacaksın ya. Tamam. Onun için. Bu arada söyleyeceğim şunu da hemen fark ettim. Babaannemin şeyi çok güzel. Cezvesi. Evet, cezvesi söyleyemedim. Rengi. Eski şeylerden bunlar. Böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Babaanne çeyizinden diye sor bakalım. Babaanne. Cezven çeyizinden mi? Bak çeyizindenmiş. Ne güzel ya. Sıcağına kabarsın diye. Şimdi öbürkü şerbeti geçeceğiz. Şimdi asıl baklavaya geçeceğiz. Bu taraf açıklık kaldı. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. İlla kapanacak diye şey yok. Ben öbürkünü getireyim şimdi. Dur. Hadi getir gel bakalım. Yok. Şimdi asıl baklavaya geldi. Gerçekten hiç şunu söylemiş kesmediydim ben. Baklava çiçek olarak, şekil olarak. İlk defa onu da becerdim yani. Gerçekten kolaymış. Derlerdi keserken kolay diye. Tabii ki ben bilmediğim için zor zor diye kenara kaçıyorduk yani keseceği zaman. Ne oldu baba? Kara baban da baklava yiyecek ya. Bizimki de sorup duruyor. Şöyle kenarlarını veren de kuru olması. Şöyle yavaşlık. Hı. Hadi yiyeceksin baklava. Yarına kadar savaş, ben olmaz o iş. Tabağı 5 milyon. Yani tabak ya arkadaş bana para teklif etme lan. Başkasının gerisini bana bandı. Vay bak biz emek çektik bunu. Akşam da baklava yaptık değil mi? İyi arkadaş o paralar ben kimden çıkıyor? Sen bana parayı satıyorsun ya? Hadi endişe. Bunu burada desek öldür dedi bu da. Aysun'un bu baklava senin değil. Olsun hep beraber yiyeceğiz ya. Bu annemin. Anamın ise bana teklif etmez. Geçtiriyorum Aysun'u. Tam alıvesin ya bu. Bir günlükte. Yarın yeriz. Anahtar nerede? Ben gidiyorum. Camın önüne koymadım ben. Mutfak camının önüne. Öbürkü zaten demir kapının anahtarı iç yanındadır. O açık. Tartı kapıda zaten anahtarı getirdik. Tamam. Mutfak camının önüne. Bulaşıklar falan vardı. Yıkayıver galiba yerine. Anne babam döndü gidiyor. Sen kime anlatıyorsun? Babam anlatıyorum işte. Duydun da ne diyecek ki diye. Valla soğanı pek edemiyorum ben ya. Döktüm. Şimdi görümcemin arkadaşları var.
eniştenin arkadaşı Ortaköy'den, yani Uşak Ortaköy'den. Onlar odun fırında, yani köy, ekşili mayalı ekmeği yapıyorlar, ısıtıyorlarmış. Ben de terbiye ettim. Hakiki gerçekten bu ekşili mayalar. Yani odun fırında yapılan ekmek gerçekten kokusu bir başka. Bunlar birer tane bizim bayramda nasip olursa yiyeceğiz. Mesela dolabı koruz, sonra üzerine tereyağı çalacaksın, yiyeceksin. Her zamandaki gibi videonun sonuna geldik. İyi bayramlar diliyorum. Herkes Allah'ın nasip etsin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.